Esenlikler, hoş geldiniz. En son ne yaptık? En son Kuzey İmparatorluğu'nun lordlarıyla teker teker savaş meydanında tanıştık. Kah hatalar yaptık, kah ağızlarına tükürdük ama bir şekilde muzaffer çıkmayı başardık. Bu aralıkta Batı İmparatorluğu bir karşı saldırı başlatmış bizlere. Bir gidelim bakalım. Bizim çocuklar zaten yakınlar. Biraz destek alabilirim kendilerinden. Ya da şuradan yol üstü yeni birlikler devşiririm kendime. Kimseyi serbest bırakmayacağız. Güney ile barış imzalamıştık en son ama 3 imparatorluğun bize, daha doğrusu bizim güneye ve diğer imparatorlukların bize açmış olduğu savaş devam ediyor. Bildiğiniz üzere. Biz de savaşa riayet edip devam ettirelim bakalım. Bizim çocuklardan yakın olanları yanıma alacağım. Kalabalık gidelim ya. Birliklerimin bir kısmı yaralı çünkü. Ve büyük bir savaştan taze çıktık. Hazır askerlerimizi tazeliyoruz. Zeonika'ya hep beraber gidelim. Şu askerleri alalım. Hızlıca seviye atlattıracağım tabii kendilerine. Nasıl atlattırıyorduk? Para yakıyorduk kardeşlerim. En değerlilerden geri alacağım. Sizi piyade yapalım. Çok okçu geziyoruz. Biraz daha yakalım. Para neden yakıyorum? Çünkü para askerlerinizin yerini tutmaz. Para bir şekilde kazanılır. Ama kaliteli askerler size çok şey katar. Evet, gidelim bakalım. Ufak bir tazeleme yaptık. Zeonika'ya acaba kaç kişi geldiler? Umarım kalabalıktır. Başkentleri neticede. 750 kişi mi? Evet canım. 750 kişi. Bir bekle bakalım, bizim çocuklar da gelsin. Ben o ara yaralarımı sarıyorum zaten. Bizimkiler seviye üstü seviye atlıyor. Karluk 8 yaşına basmış. Kendisi güçlü bir karakter olma yolunda devam ediyor. Gelen giden kalmadı. Savaş başlayana kadar beklerim. Şehirdeki garnizonu da kullanacağım. Ya da milisleri kullanmayayım ya. Ölüyorlar sonra. Şimdi rakibimizin süvari sayısı bizimle denk. Bizden biraz fazla okçuları var. Bir yüzleşelim bakalım. Batı İmparatorluğu ile. Sayılarımız denk. Neydik? Bakalım, bakalım. Süvari 40. Ha, tutsaklara bakıyormuşum ya. Atlı okçu sayımız daha fazla. Süvarimiz eşit. Okçularımızın seviyeden kurtaracağını düşünüyorum. Batı İmparatorluğu ile ufak bir yüzleşelim bakalım. Neredeler acaba? Göremiyorum kendilerini. Evet, 200 mesafedelermiş. Başta bir atlı okçuları gelecektir. Okçularımı öne çekiyorum. 43 okçum var. Yapma be. Süvari şu atlı okçuyu yakala. 6 atlı okçu mu? Bugün bayağı kötü başlattı bizi. Şu atlı okçuları bir yakalayalım. Yakalayabildiğimiz kadar. Süvarice geri çekil. Şimdi ne yapacağımızı kara kara düşünelim bakalım. Piyadeciğim öne gel. Kalkan duvarıyla dümdüz gireceğiz. Süvarilerimiz avantajlarını kullanacaklar. Kadar fazla piyade kötü oldu ya. Seviyeleri ne durumda? Aynen. Vasatın üstü. Süvari şunları bir çekiyor. Anca çarpışmaya giriyorlar zaten. Tekrar takip et. Erittiğinizi erittiniz. Şu kalkan duvarını bir kurun bakalım.
Bak şu buraya kadar gel. Bir yerde. Şurada kalkan bir yerde kur. Süverlerle bari biraz odak dağıtalım da. Rakibin 93 okçusu var. Bu biraz kötü. Bak şu at okçularını yakaladığınızı ezin. Hiç mi yakalayamadınız? İki tane anca yakalamış bizim çocuklar. Rakip aklı sıra bizi yıpratmaya çalışıyor ama biz bunu dümdüz bir piyade savaşına çevireceğiz. Bunun farkında değiller. Süvercim sen de saldır. Okçumuz tepeye otursun. Piyadecim dümdüz saldırmaya geçebilirsin. Kusura bakmayın, bu savaşı generallik yapamayacağız. Neden yapamayacağız? Çünkü oyun bize bir çok piyade verdi. Yürü dedi. Yürüyoruz mecburi bir şekilde. 50 okçuyu da bu kadar kardeşi kucaklayamayız. Savaş bir dalga ilerlesin, ikinci dalga da bakarız tabii. Seni öldüreceğim ya. Aç piyadelerimiz de mi açtı savaşı? Devir bir şekilde açıyorlar, güzel. Şu alanı da kurtaralım. Şu an çok süvarim yok derken bir tanesini yaraladım. Sen dinlen kardeşim dedi kendisine. Süvari özellikle okçulara odaklanırsan iyi olur canım. Rakip geri çekiliyor ama bizde yeni bir birlik yok. Çünkü kaybı daha çok onlar vardı anladığım kadarıyla, evet. Böyle dümdüz çekiliyor musunuz? Ne zaman duracaksınız acaba? Ve nereye kadar çekiliyorsunuz acaba? Okçum liderliğe dursun. Hop. Hop. Aşağıya yatınız beyefendi. Şu haricim biraz daha geri çekilecekler biliyorsun değil mi? Tempereye getirebilir kardeşler. Biz düşürebildiğimiz kadar moral düşürebiliriz de. Belki gündüz hücumuna kalkarlar. Bu dağlık araziye gerçi full piyadeyim, girebilirim de. Sen benim gözümün önünde süvarimi mi öldürdün az önce? Piyade akımına bak arkadaş. Zombi sürüsü gibiler ya. Evet, hala bu kadar piyadem varmış. Tamam. Piyadem öldürüz. Yaklaşsın bakalım biraz daha. Karşında sadece okçusu var en azından. Okçu piyade karışık olsa biraz zorlayabilirdi bizi. Tam hücum emri vereceğim. Okçularına karşı çünkü beklememizin herhangi bir mantığı yok. Bizim çocuklarla birlikte ben de saldırıya geçeceğim. Bu arada sevgimiz Iron Man olduğu için her an ölebiliriz. Aslında 30
7 bölüm, 38 bölümdür. 38. bölüm, 38 bölümdür Bruce'le beraber yere düşüp duruyorum. Çok da yapmamam lazım ya. Olursam her şey çok iyi gidecek. Gerçi gitmeyecek ama biraz zorlanacağız diyelim. Atıp geri alayım. Kaçırmayalım bunu. Okum yok değil mi ya? Hadi wipe'layın artık şunları ya. Ölmedim, tamam. Korkuyla baktım ya. Ölme dedim ya. Üstüne öleceğim diye bir çekindim açıkçası. Neyse, Zeonika'mızı kurtardık. 140 ölü vermişiz, kötü. Bizim bildiğimiz çok ölü vermese de. Hiç bizim çocukların ölüleri amatör ya. Çok bir sıkıntı olmaz. Aynısını alıp geliyorlar zaten. Evet, süpürdüler. Elinize sağlık çocuklar. Milos, tutsaksın. Kardeş, hepinizi tutsak alacağım ya. Kusura bakabilirsiniz. Tüm notu da alacağım tabii. Orduyu bir dağıtalım. Bizim çocuklar hakikaten yoruldu ya. Ya yanımızda sadece iki hane var çünkü. Bu sayıyı arttıracağız tabi. Canım, yaylarla daha çok hasar verebilirsin. Fidye alınacak tutsakları seçelim. Önce bir tamamını verelim. Gerçi hiçbirini vermeyeceğim ya. Aynen. Şehrimizin parası geri gelmiş. Yine paramız çok olacak. Bu arada bu para yetmeyecek bize. Hani ben böyle para çok oldu, şu oldu, bu oldu. Hop. Şşt. Yere bas lan. Ben böyle para çok oldu falan diyorum da yani yetmeyecek. Bu para hakikaten yetmeyecek bize. Kervana işçilik edemem. Kusura bakma. İşlerim var canım. Şimdi ne durumdayız? Yanımıza birilerini çekmemiz gereken durumdayız. Batı'nın toprağı olmayan bir ekibi var mı? Varos'un mevcut. Aha. Aramız biraz kötü ama hanımefendi Passos yakınlarında görülmüş. Passos neresiymiş? Köy imiş. Tamam, bir aklımızda bulunsun bakalım Passos. Mülkü var. Sorados'un mülkü yok. Saratis'le aramız biraz kötü. Ya aramız ne kadar kötüyse hem ikna etme oranımız düşüyor. Ki Batı İmparatorluğunu hatırladığınız üzere ihanet ettik. Biz ben Batı'yı şimdilik salacağım. Güneydeki lordlar daha çok ilgimi çekiyor. Şu yaralarımı bir sarayım. Şu savunmalara bir geçeyim. Bir süre savunmada olacağız. Batı'yı hakikaten yıprattık. 700 kişi falan topluyorlar ama Kuzey İmparatorluğu hala daha yıpranmış değil. Ve şu an bir tek bizimle savaşıyor iki krallıkta. Bizi yükselen bir güç olarak görüyorlar çünkü. Ve kendi hak iddia ettikleri topraklarda yükseliyoruz. O yüzden bizi istemiyorlar. Ama bizi istemeyeni biz de istemeyiz. Tanışırız ederiz bakalım. En fazla bir iki yer kaybederiz değil mi? Canım, birliğe tekrar katıl. Depoya neye giriyorum? Asker alalım biraz. Almayalım. Vazgeçtim. Güney'e gitmem lazım ama. Tarafıma 1-2 lord çekerim diye düşünüyorum. Güney hala savaşıyor mu Kuzey'le? Evet, savaşıyor.
Kuşatılmadı değil mi? 10 lira. Ha siktir. Güney umarım yok olmaz ya. Ya Garios, ordu toplayamayacak duruma gelmişsin hani. Benim şuraya yetişmem lazım. Bir 400 kişi daha geliyor. Hop. Bizi gerçekten zor bir savaş bekliyor şu an. Seviye atlayacak kimse var mı? Umarım vardır. Tamam varmış. Atlatalım öyle girelim. Ne var ne yok bu arada atlatacağım hani son askere kadar son seviye yapıp böyle gireceğim içeri. Birkaç asker kaldı. Tamam. Kaç kişiler? 1098 kişiler. 468 kişiyiz. Gelsinler ya savunuruz. Çok askerimi veriyorum bu arada. Hani hiç mutlu değilim. Ama zaten kimse her zaman mutlu olacağımızı söylemedi. Beklediğimden fazla direnişle karşılaşıyorum. Sıkıntı yok, oynarız. Şu çavuşları birazcık ezelim. Ufak bir ders verelim. Ayağının tozuyla gelip gelip duruyorlar. Zor yetiştim bu arada. Moren hakikaten fazla yıprandı. Kötü oldu. Olan da Garios'u oldu ya. Adamcağız bizi yanına aldı, besledi, büyüttü. Ha seviye attık. Güzel. İsyanı koyduğumuz yetmedi. Önce para verdik, rahat bırak dedik. Sonra geri döndük, başkentini aldık adamın ama yani savaşı da o açtı yani. Biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. O kaşındı. Bak dedim git. Benden dedim uzak dur. Ben de senden uzak durayım. Yok. Beyefendi illa lordlarının sözünü dinleyecek. Bize diş geçirecek. Biz de dişimizi geçirdik. Yapacak bir şey yok. Bakalım şunu sarı vurabilir miyim artık? Sen niye vuramadın ya? Senin yüzden yeni okçuları vurmayacaktım az kalsın. Şu Fiyan şampiyonunu bir... Evet, şampiyon belli. Çavuşlar çok şey değil de şampiyon ayrı bir. Çok askerimi öldürür. Çavuş dediğin ha şöyle düşer. Benim birliğimden aynen. Bu arada yarısı benim birliğimmiş. Fazla öldürüyoruz. Güzel. Şu kardeşleri de biraz öldüreyim de. Bu arada zor bir savaş. Hani yenilebilirim. O son 400 kişi gelmeden içeride olmalıydım ya. Kardeş o bir tek seferlik oldu ya. Hani ne sürümü iptal ediyorum. Ne yapıyorum? Batanyalı bak. Batanyalı. Ha öldün işte. İyi mi abi? Hiç gelmeyin kardeşim. Gelemiyor ya. İşte bırakın kaleyi. Yapın barışı. Zorunuz ne sizin? Sturgiyalı.
İmparatorluktakiler de işe yaramıyor ya. Hep böyle farklı milletlerden adamları toplamışlar. Yani 10 katımız kayıp vermişler. Yok, uslanmıyorlar arkadaş. De şöyle kafama taş atlıyor. Ya bu şey, kalenin kapısını niye tutmuyor bizim çocuklar ya? Yani. Hep böyle yapıyorlar. Çocuklar ama ama. Yani iyi meydanda karşılıyorsunuz. Şu dar alanı niye tutmuyorsunuz çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Tamam. Kendimize güveniyoruz. Sıkıntı yok. Ama adamlar 2,5 katımızken şu iyi ihtiyacı yapmayın. Anladık, benim askerimsiniz ama yapmayın hocam, yapmayın ya. Lütfen ya. Durduk yere kayıplar veriyoruz. Yakışıyor mu bize? 12 adam ölmüş ya. Burada kule varmış, yıkmışız. Tamam, şurada mı merdiven var? Geldim çocuklar, sıkıntı yok. Tamam, şu pencereyi bir geçin bakalım. Okçuysanız kardeşlerim, açınızı bulacaksınız. Zaten okçuluğun büyük kısmı açı bulmaktır kendinize. Açınızı bulduktan sonra da geriye nişan almak ve ateş etmek kalıyor zaten. Gerçi şu an nişan alamadım ama tamam, oturttum nişanı. Zaten eğimi koyup sıkıyorsunuz yani. Bir süre sonra alışıyorsunuz, o kutlata bağlıyorsunuz. Merdiveni biraz rahatlattık. Askerlerimiz bir nefes aldı, çok yoruluyorlar. Süreçte onlara yardım etmemiz lazım. Canım bak, senin yüzünden yanımdaki adam öldü. Giriş yapmamız gerekiyor. Yeni bildikler gelene kadar hallediver oğlum onu. Aferin. Çocuklar, yakışıyor mu hareketler size? Gel bakayım. Aferin, söz dinle. Doğal olarak geri çekildiler. Neden bize karşı koyamadılar? İmparator. İmparator değişmiş mi? Bakalım. İmparator değişmiş sanki ya. Belki de ben yanlış biliyorum ya. Ölen Eden, belki de öleni hiç tanışmadığımız için. Görmemişizdir ama artık önemli değil. Tamam, tutsağımız. Uzun bir süre başımıza yeni bir kuzey ordusu gelsin istemiyoruz. Tutsakları almayacağım. Kaleyi zaten bağışlayamıyorum. Limiti dolduğu için. Bir süre Morenya'da dinlenelim. Batı sana tabii ki araç vermeyeceğim, Batı. Beni daha da sinirlendiriyor ya, lavuk karıyoruz. Lan 200 kişilik orduyla geziyorsun. Gelmiş bana barış marış bir şeyler anlatıyor.
Halledeceğiz, seni de halledeceğiz. Seviyemizi taktiğe verelim. Serserilik de istiyor gönlüm ama taktiği bir fulleyeceğim ya. Kimseyi serbest bırakmıyoruz arkadaşlar. Kuzey zaten düştü, düşecek. Yani aman diledi dileyecek. Elbet dileyecektir. Şu Garios'u bir teke tek atıp esir mi alsam diyorum. Tabii önce asker toparlamam lazım. Bostrum'dan çekebilirim ya. Zaten bir kuşatma gelmez Bostrum'a. Bakalım birkaç acemi alalım yanımıza. Birkaç da son seviye alalım tabi. Fiyanları burada ziyan etmeye gerek yok. Şuradan iki okçu bırakırım onun yerine. Şu Garios kardeşle bir selamlaşalım. Morenya'yı kuşatacak kendisi. Çok akıllı ya Garios. Ya gözünü şey bürümüş. İntikam hırsı bürümüş kendisine. 189 okçuyla geziyor. Zeunika'ya da ordusu geldi. Tamam, önce bir Garios'u ezelim. Hadi bir okçu fight'ı atalım sana. Gel. Çocuklar böyle bir takip edin. Sen de bir okçu fight'ı atalım. Birbirimizi tanıyalım tekrardan. Bu savaştan sonra tabii bu bölümü sonlandıracağım. Yanlışım yoksa yarım saat oldu. Aynen, bu savaştan sonra yarım saat olacak. Tamam, muhafızların gerekeni yapıyor ya. Şimdi herkes bu yöne dönsün. Okçucu, dağınık düzenli dur. Diğer bir tık daha yukarı git. Süvari şuraya geçsin. Atlı okçu da arkaya geçsin. Güzel, atlı okçunu dikkatli atmak için hatta hücuma da kalkabilir. Ben yönü yanlış mı tayin ettim? Yok. Diğer buraya geç. Çok iyisiniz çocuklar. Süvercim, saldırıya kalkabilirsin. Garios Bey'i ufak bir ders vermek suretiyle ezip sonra da ordusunu ezmeye gideceğiz. Kendisini esir alacağım. Yürüyün çocuklar. Şundan mı kaldı? Tamam, artık kalmadılar. Başka kim kaldı? Kimse de kalmamış 10 kişiden. Kaçıyorlarmış. Canım, tutsak mısın? Ekstra tutsak almayalım. Kendimizi yavaşlatmayalım. Kötü. Alacağız ya, ufak tefek yükten bir şey olmaz. Şu tahılların ama bir kısmını bırakayım. O kadar da gerek yok. Tekrar bize Zeunika yolu göründü bize. Yani bir süre böyle mekik dokuyacağız gibi. Salmıyorlar bizi. Kendilerini
Karşı tarafları savaş açtığında tabii salacaklar. O zaman da ben salar mıyım? Bir süre salarım. Tarafıma birkaç hane çekerim. Ondan sonra bir daha da salar mıyım? Sanmam. Bu arada Güney İmparatorluğu Onira'yı hala mı savunuyor be? Bu neyin savunmasıymış abi? Kuzeyit. Abi yapma be. Zeunuka yoluna geçerken bölümü bu noktada sonlandıracağım. Tekrardan şu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu kadar uzun videoları izleyen çok insan kalmadı. O yüzden gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle oluşmaya başlayan kemik kitlemize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.